Merhaba sevgili gönül dostları. Kısa sap bağlama eğitiminde ikinci dersimizi işlemek üzere yine birlikteyiz. Siz sevgili ders arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım güzel bir faydalı bir çalışma olur. Evet sevgili arkadaşlar, geçen dersimizde yani birinci dersimizde bağlamanın anatomisini öğrenmiştik. Bağlamanın parçalarını ve bağlamanın akort sistemini ve bir de Hüseyin'i dizisiyle ilgili perde yerlerini öğrenmiştik. Bugün sayfa üzerinde bağlamanın ebatını ve parçalarını bir kez daha göreceğiz. Dizek üzerinde Hüseyin'i dizisinin perde yerlerini göreceğiz ve bir de küçük bir ezgi öğreneceğiz bugün. Evet. Sevgili arkadaşlar, geçen hafta ne demiştik? Birinci dersimizde bağlama 10 ana parçadan oluşuyordu. Gövde kısmı, göğüs kısmı, bağlantı takozu, alt eşik, üst eşik, klavye yani sap kısmı, burguluk kısmı, burgular, perdeler ve teller. Bunları öğrenmiştik. Bağlamada öncelikle 4 tane ana diziyi işleyeceğimizi vurgulamıştım. Başta Hüseyin'i dizisini inceledik ve Hüseyin'i dizisinin perde yerlerini görmüştük. Bir kez daha Hüseyin'i dizisiyle ilgili ben size şöyle dizinin şeklini bir kez daha dizek üzerinde pardon perdeler üzerinde görelim bir kez daha. Evet, şimdi biliyorsunuz akor şeklimiz artık halk müziğine göre re, sol, la. Alt tel re. Hangi re? Dördüncü çizgideki dizeğin dördüncü çizgideki re sesine denk gelir. Orta tel ikinci çizgi sol. Üst tel ikinci aralık la. Şöyle yaptığımız zaman da bir akor elde ediyoruz. Üst tel boş. Orta tel 1, 2, 3. perdeye bastığımız zaman ve aynı perdede elimiz parmağımızı bir de alt tele bastığımız zaman böyle bir ses elde ediyoruz. La, la, sol. Çünkü pardon, mi. La, la, mi, la, la, mi. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Hüseyin'i dizisi ne demiştik? Hüseyin'i dizisinin karar perdesi yani durak sesi burada bitiriyoruz. La. İkinci aralıktaki dizeğimizin ikinci aralıktaki la. Si bemol 2 alıyor. Birinci parmağımız si bemol 2. Fa diyez bazen de natural alır. Fa diyez burası bakın. 1, 2, 3, 4, 5. perde fa diyez. Dördüncü perde natural fa. Bazen natural, bazen diyez alır. Sol la. Yani la ile ince la arası ama daha ince seslere kadar da çıkabilir. O zaman da Engin Hüseyin'i. Eğer la'ya geçerse şu sesi mesela la si bemol 2 do re mi fa diye sol la. Bu bir oktavlık ses. Bu Hüseyin'i dizisi. Eğer daha da inceye çıkarsak Engin Hüseyin'i dizisi diyoruz halk müziğinde. Evet. Şimdi bu dizinin seslerini bir kez daha size ben izah edeyim, tanıtayım. La, ikinci aralık ve birinci parmak. Bakın 1, 2, 3. perde. La, 3, 4, 5. perde yani si bemol 2, ikinci parmak. Do, baş parmakla üst teli boğuyoruz. Bakın. Hangi 1, 2, 3, 4. perdede? Do. Burada 3 tane sesimiz var. La, si, do. La, si, do. Sonra alt tele geçiyoruz. Re boş. Mi, 3. perde. 1, 2, 3, mi. Fa hemen. Natural. 4. perde ya da fa diye. Her iki perdeyi kullanıyoruz yerine göre Hüseyin dizisinde.
Mi fa diyez yapalım. Sol la. 1 2 3 4 5 6 7 sol. 8 9 10. perde la. La sol fa mi re do si la. Bir daha. Birinci parmak, birinci parmak, ikinci parmak, baş parmak üst elde, alt el boş. Birinci parmak mi fa diyez, ikinci parmak sol la ya da sol la da yapabiliriz. Duruma göre değişir. La sol fa mi re do si la. Tek tek yapıyoruz. La si do re mi fa sol la. La sol la sol fa mi re do si la. Siz de alın bağlamanızı, benimle beraber aynı etüdü yapalım. Gam yapıyoruz şu an. Hüseyin'in dizisini perde üzerinde öğrenmeye çalışıyoruz. Bir daha. Hazırsın, hazırız. Hep beraber. Evet. La si do re mi fa sol la. La sol fa mi re do si la. La la si si do re. Şimdi bakın. La dörtlük, si si iki sekizlik, dörtlük, do, re yine dörtlük. La si si do re, si do do re mi, do re re mi fa, re mi mi fa sol, mi fa fa sol la. Bir daha re. Pardon. La si si do re. Bakın. La dörtlük. Si si iki sekizlik. Tabii bunlar si bemol. Bu si bemol. İki. Si bemol iki. Ama si diyoruz artık. Bir si bemol iki telaffuzu zor oluyor. La si si do re. Bakın. La dörtlük. Si si iki sekizlik. Mersin. One Mersin, one one gibi. One bir dörtlük. Elimiz inip çıktığı zaman. La si si do re. Bu birinci ölçü. Do si do do re mi. Bakın. Si do do re mi. İkinci ölçü. Do re re mi fa. Üç. Re mi mi fa sol. Dört. Fa mi fa fa sol la. Şimdi çıkıcı yaptık. İnici yapalım gamı. La sol sol fa mi. Sol fa fa mi re. Fa mi. Burada fa natürel yapalım. Fa mi mi re do. Bir daha aynısını yapıyorum. La si si do re mi do re re mi fa re mi mi fa sol mi fa fa sol la la la. Bu sefer dördüncü parmakla la sol sol fa mi sol fa fa mi re fa mi mi re re do si re do do si la do si si la la. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bir de sayfa üzerinde bir önceki dersimizin şöyle bir tekrarını yapalım. Bir de bugünkü yaptığımız etüde bir göz atalım. Evet. Sevgili arkadaşlar, bu çör yani kısa sap bağlama ile ilgili
Bir tarihi bilgi. Onu alalım. Bu kısa sap bağlamanın parçaları. Geçen ben size izah etmiştim, anlatmıştım görsel olarak. Bir de sayfa üzerinde görelim. Evet. Bu da böyle. Onu da bakın şurada zaten ben size izah etmiştim. Tekne kısmı, göğüs kısmı, bağlantı takozu, alt eşik, göğüs, teller, sap kısmı ya da klavye kısmı, perdeler, üst eşik, burguluk kısmı ve bir de burgular. Bulgurlar da var. Evet. Bunu da bir kenara koyalım. Şöyle. Şimdi akor şeklini ben size zaten izah etmiştim. Bakın kısa sap bağlamada alt tel re, orta tel sol, üst tel la. Piyanoya göre ya da akort cihazına göre, akort telefonunuzda mutlaka akort cihazı vardır. O zaman fa, alt teli fa, orta teli si bemol, üst teli de do sesine göre ayarlayacaksınız. Bu da kısa sap akor şekli. Aynı zamanda uzun sap bağlamamızı da kısa sapa göre akort yapabiliriz. Yani bağlama düzenine akort yapabiliriz. O halde o zaman alt tel zaten la. Orta tel re. Normalde uzun sapta üst tel sol. Ama biz bunu 1,5 ses daha düşürüp mi'ye çektiğimiz zaman yine aynı pozisyonu biz uzun bağlamada da çalabiliriz. Piyanoya göre alt tel do. Yani akor cihazına göre do. Orta tel fa. Üst tel sol. Evet, bu da böyle sevgili arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alabilirsiniz. Evet. Burada parmak numaralarımız var sevgili arkadaşlar. Baş parmağımıza B diyoruz. Bu sol elimiz. Baş parmak B. İşaret parmağımız 1, orta parmak 2, yüzük parmağımız 3, serçe parmağımız 4. 4 nolu. Bu parmak numaralarımız ve genellikle biz Hüseyin'i dizisini sol ile la sesleri arasında icra ediyoruz. Dediğim gibi Engin Hüseyin'i olduğu zaman do'ya kadar, re'ye kadar da çıkabiliyoruz. Bunlar da ikinci çizgimiz sol, ikinci aralık la, üçüncü çizgisi, üçüncü aralık do, dördüncü çizgi re, dördüncü aralık mi, beşinci çizgi fa. Burada dizek bitti. Dizeğin üstündeki sol, ortasında çizgi olan la, altında çizgi olan si, bir altında bir ortasında çizgi olan ses, do sesi, iki tane altında çizgi olan re ve bir üstünde iki altında çizgisi olan mi sesi. Bunlar da dizeğin çizgileri mi, sol, si, re, fa. Birinci çizgi, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aralıklar. Birinci aralık, ikinci, üçüncü ve dördüncü aralık. Evet sevgili arkadaşlar. Bu da böyle. Bunu da böyle şey yapalım. Şöyle bir görsel. Evet. Bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Zamanımız da tamamlandı. Önümüzdeki derste bugünkü yapmış olduğumuz etütle bir yeni ezgi öğreneceğiz. Evet. Siz sevgili ders arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.